Bir arkadaşım da küçük bir borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeden arkadaşım vefat etti. Ben de borcumu ödeyebilmek amacıyla birkaç tane Kur'an'ı alıp, birkaç tane Kur'an-ı Kerim alıp camilere dağıttım arkadaşımın hayrına. Borcumu ödemiş olabilir miyim hocam? Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu bu video soru. Buyurun hocam. Efendim, merhum arkadaşının varisleri hayatta ise onları görmesi, onlara vermesi gerekirdi. Eğer öyleyse bu hayır yine arkadaşına armağan etti. Belki o da faydalanır, kendi de faydalanır. Eğer vefat eden arkadaşının varisleri hayattaysa bu parayı onlara vermesi icap eder. Çünkü sahip ortalıkta. Doğru. Arkadaş ortalıkta değilse de varisleri var. Varisleri varsa onlara verilmesi icap eder. Evet. Yani bu işin kolayına gitmedir bu. Biraz öyle olur. Eğer yoksa, varisleri yoksa o zaman yaptığı doğrudur ya. Varis yok, kimseye ulaşamıyor, o zaman, haber alamıyor. O zaman yaptığı doğrudur ya. Yaptığı doğru olur dedi. Yine de boşa gitmez yani. Allah kabul etsin. Belki kendi adına yapmış olabilir. Mevla kabul buyursun. Evet. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte onlardan birisi daha. İzleyelim, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Ben Yozgat Yerköy'den arıyorum. Size bir sorum olacaktı. Hacamat'ın dinimizdeki yeri nedir diye soracaktım. Bir de hacamatın Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta hediye edildiğini duydum. Acaba doğruluğu nedir? Onu soracaktım. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Evet. Şu hadis-i şerifi biliyorum. Tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare hacamattır. Bu hadis-i şerifi biliyorum da hanımefendinin dediği Miraç'ta hediye edildi. Ben ona rastlamadım. Onu arz edeyim. Tabii bugünkü şartlarda hacamat olacağız. Hijyen kurallarına riayet ediliyor olmalı ve yapan kişi de uzman olmalı. Ehil olmalı. Bu işin ehli olmalı. Evet, bunlar olduktan sonra demek ki Allah'ın Resulü de üç şeyde ben fayda görürüm. Birisi hacamat, birisi bal şerbeti, diğeri de dağlanmak. Onu tavsiye ama onu tavsiye etmem tavsiye buyuruyor. Yani. Evet. Evet. Demek ki işi ehline yaptırmak şartıyla. Doğrudur. Hijyen ya. Önemli. Doğru efendim. Bu kurallar çerçevesinde evet hem sünnet hem de sağlık açısından ya, da faydalı. Doğru efendim. Peki devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Sayın hocam, iyi günler. Benim size bir sorum olacaktı ama şimdi benim ayağım diz kapaktan altı komple kırık. Geçmiş olsun. Bunun yani abdest almanda bir sakıncası var mı? Adına pozantan arıyorum yani sizi takip ediyorum her zaman. Bunu öğrenmek istiyorum. Mesletmek ama yine de bir tereddüt içinde kaldım. Mümkünse yani bunu bana aydınlatırsanız sevinirim. Çok saygılar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Rabbim şifa ihsan eylesin. Yaptığınız doğrudur. Yani öyle ayağımıza giydiğimiz mest gibi mest değil bu. Bir defa meshetmeniz bile yeter. Ne zamana kadar? O alçı çıkıncaya kadar. Yani o yara iyi oluncaya kadar. Onun da geçerliliği vardır. Hocam diyelim ki bir ay bu alçı kalacak şimdi. Evet, bir ay kalacak. Nasıl olacak? Her abdeste mesh mi edecek? Gerek yok. Bir defa meshetmesi yetti. En başta bir kere meshedecek, bir daha meshetmesi gerekmiyor. Ya, öyle oldu yani. Ne kadar kolaylık ya. Yani ama halkımızda böyle bir düşünce, madem ayağımda alçı var, o halde ben abdest alamıyorum. Abdest alamadığıma göre namazda kılmayayım. Yok, öyle şey yok. Kaza ederim iyileşince. Öyle değil, öyle değil. Asıl namaza daha çok insanın duaya ihtiyaç olduğu andır bu hastalık Doğru. zamanı. Doğru. Yani inan Muhsin Bey, ben bir hafta bizim fakülte hastanemizde bir ara kaldım. Yahu ezanı her zaman dinleriz ama inan öyle ezan bekliyordum yahu. Yani öyle okundu, tamam şimdi ikindiyi de dinleyelim. Kelime kelime ya Rabbi diyordum ya. Bu ezan her zaman okunuyor ama tamam, her işte. Zaman böyle düşünmüyordum. Bak şimdi orada yani bu ezan gitti, öteki ezan gelecek, onu dinleyeceğim diye sabırsızlıkla bekliyordum. Yani evet efendim.
Hocam peki bu ayakta değil de kolda da olsaydı aynı şey geçerli olacak mıydı? Kolda da olsaydı aynı tabii. Bir kere mesheder bir daha da etmez çıkana veya kadar. Bedenimizde olsaydı da öyleydi. Fark yani. Etmezdi diyorsunuz. Öyle. Tekrar geçmiş olsun, şifa dileklerimizi iletelim. Peki bir video sorumuz daha var, izleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Size bir sorum var. Benim kayınvalidem Ocak Şubat'ın 18'inde Ümre'ye gidecekler. Ama kaynanam ne namaz kılmasını biliyor ne bir sure biliyor. Çok merak ediyorum. Acaba Ümre'si kabul olur mu? Cevaplarınızı bekliyorum hocam. Ellerinizden öperim. Muhsin Bey, bu soruya ben müsaade ederseniz bir iki hatıra ile. Tabii hocam, buyurun. Buyurun. Efendim, Sultanahmet Camii imamından dinledim. Bunu naklediyorum. Bir Ramazan günü diyor, bir hayli turist geldi, Alman. Evet. Biz de teravih namazı kılacağız. Bir Alman delikanlısı dedi ki, ben de kılabilir miyim dedi. Kılabilirsin dedim. Ya hiçbir şey bildiği yok. Evet. Yani bizim Müslümanlar arasına katıldı. Sanki Müslümanmış gibi aynen kıyama kalktı, rükua vardı, secdeye vardı. Namaz bittikten sonra geldi, beni bir kucakladı. Yahu kemiklerimi kıracak diyor. Öyle bir sıktı, öyle bir mutlu oldu. Hiç haberi yok, İslam'dan haberi yok. Namazı bildiği falan yok. Buna rağmen son derece mutlu oldu. Şimdi ikinci hatıram da, bir ara kafile başkanı olarak hacca gittim. Bu ama epeyce evvelki yıllarda. Vardık Mekke'ye. O zaman böyle evleri kiralıyorduk. Kiralanan evi beğenmedi. Biz burada kalmayız. Benim hacı adayları isyan ettiler. Hı hı. Aslında ben de onlar gibiyim yani. Hakikaten pek hoş değil. Ama dedim ki gelin şimdi tartışmayı sonraya bırakalım. Neredeyse sabah namazının vakti geçecek. Abdestlerinizi alın, eşyalarınız burada güvende. Gelin Kabe'ye gidelim. Bir kere sabah namazımızı vaktinde kılalım. Ondan sonra gelir bu tartışmayı o zamana bırakalım dedim. Ve götürdüm bunları. Namazı kıldık. Sonra ben Kabe'yi anlattım. Ve tavaf yaptık, sa'yı yaptık, geldik. O beğenmediğimiz ev var ya, Hilton oldu. Allah Allah. Allah Allah. Yani reklama girmedi inşallah benim bu sözümde yani. Derken en güzel sanki 5 yıldızlı bir otel oldu oraya. Hiç itiraz yok. Allah yani Allah. Demek istediğim, kayınvalide umreye gidecek. Herhalde oradaki cemaatle kılınan namazlardan, Kabe-i Muazzama'yı seyirden ya, herhalde mutluluklar duyabilir. Ama bu soruyu soran kardeşimize benim söyleyeceğim şey, şimdiden kayınvalidemize gelin bir namazda yetebilecek kadar sureleri öğretelim ya. İki günde insan bunları öğretir yani. Evet. En azından namaz kılmasına yardımcı ya, olacak sureleri. Öğretelim. Hocam neler olur onlar? Namaz kılacak kadar sureler hangileri? Evet, bir kere Fatiha olmadan olmaz. Olmazsa olmaz. Arkasından da bir sure, en kısa sure diyelim ki Kevser suresi. Evet. Ve onun arkasından okuyacağımız İhlas suresi. Bir de Et-Tahiyyatü, Tahiyyata. Bu dördü en azından. Bunlar temel, bunlar şart. Bunlar olmazsa olmaz. Zaten Sübhaneke'yi biliyordur öyle, diye düşünüyoruz. Öyle, Sübhaneke'yi de Allah'ın büyüklüğünü ifade eden güzel bir dua. Yani o olmasa bile olur da bunlar şart, şart. Ama bunlar. Fatiha-i Şerif, Fatiha, Kevser Suresi, Kevser, İhlas Suresi, Tahiyyat. Et-Tahiyyat. En azından bu dördü olsun. Ya. Bunları da bir haftada hocam fevkalade en fazla bir haftada ezberlenirsiniz. Böyle zeki insanlar bir günde öğrenirler. Mutlaka, ya. Mutlaka. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.